Selamun aleyküm. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, sabahlar getirdiniz. Bizleri böyle sıcak bir şekilde, samimi bir şekilde yıllarca rahmetli Erbakan hocamızı bağrınıza bastığınız gibi bizleri de bugün bağrınıza bastınız. Biz de sizleri bağrımıza basıyoruz. Allah inşallah Erbakan hocamız gibi sizlere en hayırlı hizmetleri yapmayı bizlere de nasip eylesin. Aynen Erbakan hocamız gibi sizlerin, milletimizin hayır duasıyla anılmayı inşallah Cenab-ı Allah bizlere nasip eylesin. Mücahit! Çok teşekkür ediyoruz. Mücahit! Erbakan! Mücahit! Erbakan! Tabii ki mübarek Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Nevruz Bayramı'nı tebrik ediyorum. İnşallah bu mübarek günler milletimizin, İslam aleminin kurtuluşuna, başta Gazze olmak üzere bütün mazlumların ve ezilenlerin kurtuluşuna inşallah vesile olur. Ve yine bu mübarek günler inşallah 31 Mart'ta yeniden Refah Partimizin milli görüşün zaferine, ahlaklı belediyecilik döneminin yeniden başlamasına vesile olur duasını yapıyorum. İnşallah 1 Nisan itibariyle 94 ruhunu yeniden canlandıracağız. Anne. Milli görüş belediyeciliği dönemini başlatacağız. Ve ahlaklı belediyecilik dönemini başlatacağız. Ahlaklı belediyecilikle rantçı belediyeciliğin farkı nedir? Rantçı belediyecilikte belediye başkanı o makamı kendisini ve akrabalarını zengin etmek için bir ticaret makamı olarak görür. Ahlaklı belediyecilikte ise belediye başkanlığı makamını milletin derdine derman olarak, millete hizmet ederek Cenab-ı Allah'ın rızasının kazanılacağı bir ibadet makamı olarak görür. Ahlaklı belediyecilik, milli görüş belediyeciliği bu işi ibadet olarak yapar. Diğer türlü rantçı belediyecilik ise bu işi ticaret olarak yapar. Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışıyla. İnsanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır düsturu doğrultusunda. İnşallah makam ve rakam için, ihale, koltuk, şöhret için değil, Allah rızası için siyaset yapan kadrolarımızla geleceğiz. Ve ahlaklı belediyecilik dönemini inşallah 1 Nisan'dan itibaren başlatacağız Allah'ın izniyle. Bu vesileyle bir kez daha bu karşılamanızdan dolayı en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Adil Cevaz'da, Bitlis'te, Tatvan'da ve Bitlis'imizin belde ve ilçelerinde yeniden Refah Partimize, Milli Görüş'e desteğinizi bir kez daha bekliyoruz. Toplantımız hayırlı olsun, açılışımız hayırlı olsun. Buradan Tatvan'a yetişeceğiz, oradan da daha Muş'a iftara yetişeceğiz. O nedenle vaktimiz son derece kısıtlı. Bir kez daha teşekkürler ediyorum. Allah'a emanet olunuz. Esselamu aleyküm.